geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Sevgili seyirciler, sizler de ekranlarınız başına hoş geldiniz. Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster başlıyor. Beyza Şahna geliyor. Beyza Hanım, hoş geldiniz. Hoş buldum. Beyza Şahna. Ne evet. demek Şahna? Şahna, Osmanlı Devleti'nde sınırlara atanan askeri vali demekmiş. Beyza Hanım, tanıyalım sizi biraz. Beyza Şahna, İzmir'den katılıyorum. İktisat okudum ama iktisatla aram pek iyi olmadığı için, yani onunla alakalı bir mesleği yapamayacağımı düşündüğüm için çocuk gelişimi okuyorum şu anda. Öyle. İzmir'de yaşıyorsunuz. İzmir'de yaşıyoruz. Kimle beraber geldiniz? Ablamla beraber geldim. Hoş geldiniz. Hoş buldum Murat Bey. Ben Meral Şahna, Beyza'nın ablasıyım. Kendisi çok eğlenceli, sosyal bir insandır. Ailemizin neşesidir. Bu yarışmada da eğlenerek yarışacağını düşünüyorum. Keyifli bir yarışma çıkaracağını düşünüyorum. İnşallah heyecansız bir şekilde yarışmayı tamamlar diyorum. İnşallah efendim. Teşekkür ederiz. Beyza Hanım, sizin bir hedefiniz var mı? Hedefim ilk başta buraya oturabilmekti. Bu koltuktan hep korkmuşumdur. Ama düzgün oturdum sanırım. ama hedefim yok. 1000 liradan sonra biraz daha rahatlayabileceğimi düşünüyorum. Ondan sonrasını açıkçası pek düşünmedim. Peki buraya katılırken hiçbir şey düşünmediniz mi başvururken? Tabii çocukları çok sevdiğim için de hani muhtemelen bir kreş veya özel bir çocuklar için okul açabilirim yani. Tabii şeye göre değişir. Kazanacağım duruma göre değişir. Peki bakalım o zaman. İnşallah. İnşallah alabileceğiniz teşekkür en yüksek ederim. Miktarı alırsınız efendim. İnşallah. Kuralları biliyorsunuz. Evet biliyorum. Yarışma başlıyor. Azimli ve kararlı insanların hangisini bir şekilde başaracağı söylenir? A. Kafasına koyduğunu. B. Başına gelenleri. C. Kafasına dank edeni. D. Başından geçenleri. A. Kafasına koyduğunu. Son karar. Siz de kafasına koyduğunu yapanlardan mısınız? Yani bazen değişiyor ama öyle çok inatçı, yani çok fazla azim falan, öyle hırslı, yani çok hırslı bir insan değilim. Peki, ikinci soruyla devam ediyoruz. Tamam. Yeni tanıştığınız biri, siz de nüfus memuru hatasından muzdaripsiniz sanırım diyorsa muhtemelen hangisini düşünüyordur? A. Çok genç olduğunuzu. B. Çok akıllı olduğunuzu. C. İsminizin güzel olduğunu. D. Soyadınızın alışılmadık olduğunu. Seyirciye sormak istiyorum. Pekala sevgili seyirciler, yeni tanıştığınız biri siz de nüfus memuru hatasından muzdaripsiniz sanırım diyorsa muhtemelen hangisini düşünüyordu? A. Çok genç olduğunuzu. B. Çok akıllı olduğunuzu. C. İsminizin güzel olduğunu. D. Soyadınızın alışılmadık olduğunu. Süreniz 10 saniye efendim. Seyircilerin %73'ü D şıkkı, soyadınızın alışılmadık olduğunu demiş. Ben de öyle düşündüm ama işte heyecan. D son karar. Şahna için ben nüfus memuru muzdaripsiniz demedim, deseydim belki soruyu sormazlardı. Ve bu konuda da çok hastanelerde işte veya soyadımı söylediğim hani bir yerde hep yani Şahna konusunda sıkıntı yaşıyorduk. Yani Şahne, Şahan falan hani tam oturtamıyorlar falan. Ama işte ya de diyecektim ama hemen buradan gitmek istemedim ve
getirir diye güvendim. Ama olsun. Peki, iyi yaptınız. Evet. Tebrikler, 1000 lira kazandınız. Teşekkür İlk aşamayı ederim. Geçtiniz. Sırada 45 saniye sürelik sorular var efendim. 7. soruya kadar sorularımız 45 saniye. Evet. 3. soruyla devam ediyoruz. Eski kuşaklar hangi yiyecekler için miadı dolmuş derler? A. Yeni üretilmiş. B. Pazara yeni gelmiş. C. İndirime girmiş. D. Son kullanma tarihi geçmiş. D olduğunu düşünüyorum. Eski kuşaklar hangi yiyecekler için miadı dolmuş derler? Ya miadı dolma. D, son kullanma tarihi geçmiş, son kararım. Bir an emin olamadınız. Evet ya, ben gerçekten heyecanlı değildim. Nedense çıkınca çok heyecanlandım. Sırada 4. soru var efendim. Geliyor. Angusların ana vatanı İskoçya, montofonların ise İsviçre diyen biri hangisinin türlerinden bahsetmektedir? A. Kunduzlar. B. Sığırlar. C. Geyikler. D. Yunuslar. B. Sığırlar, son kararım. Evet, sıradaki sorumuz sesli bir soru. Önce dinleyeceğiz, sonra tamam. Soru gelecek. Dinleyelim tamam. Efendim. Bye. Dinlediğiniz şarkıyla ne tür bir dans yapılabilir? A. Samba. B. Tango. C. Vals. D. Twist. Samba olduğunu düşünüyorum. Samba. Tango değil. Vals değil. Twist. A. Samba, son kararım. Derin nefes aldık. Evet. Ya sırada, düşünüyorum efendim. Ve ya aklıma ilk gelen şeyi söylemek istiyorum ama yani gerçekten çok farklı bir atmosfer. Yani çok güzel. Ama emin de olamıyorum. Yani aslında evet tamam bu diyorum ama işte gerçekten öyle farklı farklı demeye de benzemiyormuş. Gerçekten farklıymış. Biraz alıştınız ama değil mi? Ya biraz daha iyiyim evet. Peki. O zaman 6. soruya devam ediyoruz. Tamam. Kurgusal dedektif karakterleri Sherlock Holmes ve Hercule Poirot'un yaşadığı şehir hangisidir? A. Londra. B. Paris. C. New York. D. Viyana. Viyana değil. Karakteri yaşadığı şehir hangisidir? Ben telefon joker hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii ki jokerleri tanıyalım. Gül Aslan, Nail Turgut, Hakan Şahna. Gül Aslan'ı arayalım. Gül Hanım ne iş yapar? Kendisi edebiyat öğretmeni, yüksek lisans yapıyor aynı zamanda. Böyle filmleri falan beraber çok izledik. Çocukluk arkadaşım aynı zamanda. Seviyordur yani o da. Arayalım efendim Gül Hanım'ı. Gül Hanım iyi akşamlar, ben Murat Yıldırım. Kim Milyoner Olmak İster programından arıyoruz efendim sizi. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi akşamlar Murat Bey, teşekkür ederim. İyiyim, siz nasılsınız? Sağ olun, bizler de iyiyiz. Size bir sorumuz olacak. 30 saniye sorumuz var. Hazırsanız sorunuz geliyor. Tamam, peki dinliyorum.
kurgusal dedektif karakterleri Sherlock Holmes ve Hercule Poirot'un yaşadığı şehir hangisidir? A. Londra, B. Paris, C. New York, D. Viyana. Kurgusal dedektif karakterleri Sherlock Holmes ve Hercule yaşadığı şehir hangisidir? Londra diye hatırlıyorum. Son kararın mı? Londra diye hatırlıyorum. Tamam. Teşekkür ederim. Londra diye hatırlıyorum. Ben güveniyorum. Aa, Londra son kararım. Yanılmadım. Laker Caddesi 221 numara. Ya evet ve ben Sherlock Holmes hayranıyım ama işte nedense hep böyle söylüyorum ve hep söylediğim şeyleri de bilemiyorum. Sıra geldi ikinci baraj sorusuna. Yarı yarıya jokerimiz var. Eğer bilirsek bu soruyu bir jokerimiz daha olacak. Çift cevap joker hakkı kazanacağız. Onunla beraber ikisini beraber kullanırsanız eğer 30 bin lirayı da garantileyeceksiniz. Evet inşallah. O yüzden fena da gitmiyoruz. Evet yani. Gayet iyiyiz yani. Evet aslında. Gayet. Ben memnunum yani. Şu an iyiyiz. Halimizle memnunuz. Evet. O zaman ikinci baraj sorusu olan yedinci soru 15 bin lira değerinde. Gelsin efendim. Gelsin. Yaşar Erkan, Celal Atik ve Mustafa Dağıstanlı hangi branşta olimpiyat şampiyonu olan sporculardır? A. Güreş, B. Boks, C. Halter, D. Atletizm. Yaşar Erkan, Celal Atik. Ya hepsi o kadar yakın. Ya atletizm haricinde hepsi çok yakın geliyor. Ben yine de %50 joker hakkımı yarı yarıya joker hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii ki iki tane yanlış cevabı eliyoruz efendim. A. Güreş, B. Boks. Ya gerçekten şu an Yaşar Erkan, Celal Atik, Mustafa Dağıstanlı. A. Güreş. Son kararım. Rahatladım. Ay, gerçekten 15 bine geldim mi şu an? Evet 15 bine garantiledim. Işık hızıyla oldu. Bana göre bilmiyorum öyle oldu bir an. Evet bir joker daha kazandınız. Evet. Çift cevap joker hakkı. Yani. Meral Hanım. Şu ana kadar gerçekten güzel bir yarışma çıkardı. Aynı zamanda eğleniyor da öyle görüyorum. Güzel oluyor. Ben de memnunum. İzlerken keyif alıyorum ben de. Umarız en az 30 bin lira, hedef olan 30 bin lirayı buradan alarak ayrılır. İnşallah. Teşekkürler. İnşallah. Teşekkür ederiz. Evet Beyza Hanım, sıra geldi. 30 bin lira değerindeki 8. soruya. Geliyor efendim. Hangi ülkenin para birimi dinar değildir? A. Makedonya, B. Cezayir, C. Sırbistan, D. Umman. Para birimi dinar değildir. Dinar. Makedonya, Cezayir, Sırbistan. İşte burada babamı aramalıydım. Ya gerçekten... Yani bu şıklardan üç tanesinin para birimi dinar, diğeri değil. Evet. Bunu anladık. Okay. Bunu anladım. İşte iki şıkkı indirsem yani çift cevap joker hakkımı kullanacağım. Mantık yürü. Cezayir.
Ya umman çok uzak geliyor bana. Ya uzak bir umman. Uzak bir şey gibi geliyor, bilmiyorum. Makedonya. Makedonya. Sırbistan. Ben çift cevap joker hakkımı kullanacağım. Çünkü zaten çekilsem de 15 bin. Tabii 15 bin lirayı garantiledin. Cevap vermen mantıklı tabii ki. Evet. Çünkü şu an... Hiçbir fikrin olmadığı için de. Yani umman değil gibi geliyor ama yine de beni yani şey yapıyor da olabilirim. Bilmiyorum, öyle hissettim yani. Ama ben çift cevap joker hakkımı kullanacağım. Emin misin? Evet, eminim. Son kararım. Son kararım. Evet, ilk cevap nedir Beyza? D umman. Son kararım. Kendime daha çok güvenmeyi öğrenmeliyim. Hiç umman yani, orada dinar kullanacağım. Şu an gerçekten üzüldüm ya. 4 tane joker hakkımı niye kullandım onu düşünüyorum şu an. Neyse, güzel oldu bence. 60 bin bence 30 bin liraya sevinmeliyiz yani. Evet. 30 bin liramız hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum. Evet yani. İnsan nedense bir kötüyü düşünüyor. Halbuki buraya gelirken 30 bin liranız yok. Hayır, şeyden dolayı söylüyorum. Şimdi ben gerçekten emin oldum. Mesela söyledim zaten 7. soruya kadar risk çok almayacağım demiştim. İşte arkada arkadaşlarla konuşurken. Risk almadım ama yani Sherlock Holmes'u belki 7 bin defa izlememe rağmen sordum. İşte birkaç tane daha düşündüğüm şey. Ha, 1000 liralık soruyu da işte o... hani nüfus olayı onu da sordum ama ben mutluyum gerçekten ya, çok güzel gidiyor yani, hiç mutlu istemiyorum. O kadar emin değil yani. Ama mutluyum, evet yani. Benim yüzüm gülüyor. Evet. Mutluyum ve çok mutluyum. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum. Beyza Hanım, 30 bin liranız. Sağ olun. Jokerimiz kalmadı. Sağlık olsun. Evet, belki çekilirsek eğer bu sefer 30 bin lirayla ayrılacağız buradan. Hı hı. Tabii doğru cevap verip 60 bin lirayı kazanıp yola devam etmek de var. Tabii ki de. Evet. Yani çok emin olmadığım... 15 bine düşmek de var. Doğru. Emin aynen. olmadığınız... Ya emin olmadığım zaman cevap vermeyeceğim. Yani vermemeyi düşünüyorum ama böyle bir... Deli ama tarafım tutarsa da kesin bilmiyorum. Kesin karar vermeyeyim bence şimdi. Ben emin değilim sonra kendimden. Görelim. Evet. Sonra belli olur. Aynen. Bakalım evet, ya. Evet, hazır mısınız? Çok hazırım. 60 bin lira değerindeki 9. soru geliyor efendim. Hangisi yumurta, un ve şekerle yapılan bir kurabiye türüdür? A. Kuş pastası. B. Kuş böreği. C. Kuş lokumu. D. Kuş helvası. Yani şunu, bu soruyu arkamda oturan ablam kesin biliyordur çünkü yumurta, un ve şekerle her şeyi yapıyor. Konuşmadan başını sallayarak cevap verebilir mi? Biliyor musunuz? Hayır mı dedi? Bilmiyorum. Yani çok sever öyle şeyleri, bilemedim şu an. Yumurta, un ve şekerle yapılan bir kurabiye türüdür. Ben buna cevap vereceğim. K-
kuş pastası değil. Ya cevap vermek istiyorum. İşin aslı, yani kuş helvasını da duymadım, kuş pastasını zaten duymadım. Ya kuş lokumunu duydum ama. Ama lokum yumurta, un ve şekerle acaba yapılıyor mudur ki yani? Lokum tatlıyla da hiç aram yok. Bir kurabiye türüdür diyor bir de. Ya işte biraz tatlıyı sevseydim ben kesin bunu şey yapardım. Tuzlu yerseydi bilirdim mesela. Örnek. Kuş helvası bu ya. Evet bu kuş helvası. Neden? Çünkü helvaları böyle kurabiye şeklinde yapıyorlar bazen. Herhalde. Çok heyecanlıyım ya. Ve gerçekten kuş helvası demek istiyorum. Kuş helvası çok yakın geliyor. Ya bari bu sefer kendime güvenip kuş helvası desem mi? Hiç olmadık yerde. Hiç yok, elimde yok. Acaba... Bir önceki soruda umman çok uzak geliyor dedin. Joker kullandın. Evet. İlk onu söyledim. Aslında boşuna kullandın yani. Ya evet öyle oluyor. Yani şu an kuş pastası dediğim gibi duymadım ama ola da bilir. Ya zaten bir insanın hani ilgi alanına eğer girmiyorsa tatlılar falan çok da herhalde... Ya annesi falan yaptığında bilir ya da ne bileyim bir komşuya gittiğinde belki al kuş pastası kızım sen de ye falan belki olabilir bilmiyorum ama onun dışında ilgi alanıma tatlı hiç girmiyor. Kuş böreği. Kuş böreği tatlı bir börek var mı? Laz böreği var. Tatlı mı Laz böreği? Evet tatlıdır. O zaman kuş böreği de olabilir. Yani kuş pastası gerçekten hiç yani hiç alakasız geliyor. Kuş lokumu. Şimdi şöyle düşünüyorum. 15 bindeyim. 30 bin çekilirsem 30 bin alacağım. Değil mi? Öyleydi. Evet, çekilirsen 30 bin lira alacaksın. Doğru cevaplarsan 60 bin lira. Yanlış cevaplarsan 15 bin lira. Şimdi ben çekilmek istiyorum deyip de sonra siz bana soruyorsunuz ya cevaplamak isterseniz hangisi olurdu diye. Ne diyeceksin o sırada? İşte orada kuş helvası diyeceğim ve doğru çıkarsa. Peki ya kuş helvası çıkarsa ha? Kendimi bilmiyorum yani. Ya çok çok üzülürüm herhalde ya. Ben kuş helvası demek istiyorum. ₺30.000'lık çek. Kuş böreği diyeceğim ya. Emin misiniz? Ya hayır hiç emin değilim. Yani şöyle şu an işte yarı yarıya keşke ya uf. Yani gerçekten şu an olsaydı hiç tereddüt etmeden yani cevap verecektim. Verirdim yani. Ya da işte çift cevap şoker hakkı. Kuş böreği veya kuş helvası diyorum. Ama şu an devrede arasında kuş böreği. Ya gerçekten çok yani bir yanım diyor ki Beyza tamam 30 bin yani zaten 15 bine kadar hani düşürmüştün. Bir yanım da diyor ki ya aman ne olacak ki? Evet ya. Dediğim gibi buraya gelirken burada kazandığın hiçbir para yoktu. Buradan kazandın. Evet. Şu anda 15 bin lira garantim var.
Ve yani bir kere yaşanıyor bu atmosfer. Yani çünkü sordum bir daha katılabiliyor muyuz diye. Hayır dediler. Yarın seni yine burada bekliyor olacağım seni. Ne bileyim belki unutursunuz beni bir daha katılırım falan. Ben işte o yüzden cevap vermek istiyorum. Böyle kararsızlığımla ünlü biriyim zaten. Böyle arkadaşlarla bir şeyler yapılacağı zaman hiç araya bile girmem yani. Böyle işte yo ben bilmiyorum hani siz karar verin. Siz karar verin. Çünkü en kötü karar bile kararsızlıktan daha iyidir demişler. Bunu kullanarak. Kuş helvası diyorum. Hayır bir dakika. Çok heyecanlandım. O yüzden şu an mantıklı düşünemiyor da olabilirim. Çünkü ikisini eledim. Ya ikisinden biri ise? Cevap çekilirsem çok kararsız kaldım. Kuş helvası diyeceğim. Son kararınız mı? Son kararım. Kuş lokumu. Çeki de uzattım. Evet ama sanırım ben ilk başta bir kuş lokumu olabilir demiştim. Sonradan nedense B ve D'ye... Kuş pastası dışında hepsini evet. Söyledin. Evet. Evet. Kuş. Sağlık olsun ya. Neyse gerçekten. Sağlık olsun. 15 bin liran hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet sayın seyirciler, cep telefonlarınızı hazırlayın. Çünkü şimdi Türkiye'nin bip sorusu geliyor. Birini kandırmak için birçok sebep ileri sürmek, dil dökmek anlamında kullanılan ifade hangisidir? A. Bin dereden su getirmek. B. Bire bin katmak. C. Bir dokunup bin ah işitmek. D. Bin ölçüp bir biçmek. Son 10 saniye. 5 saniye efendim. Teşekkürler. Hatice Tokuz geliyor. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız Hatice Hanım? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz hoş buldum. Sağ olun. Ne güzel rengarenksiniz efendim. Teşekkür ederim. Sizi biraz tanıyalım. Ben Hatice Tokuz, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunuyum. Aynı üniversitede Türk İslam Sanatları Tarihi bölümünde yüksek lisans yapıyorum. Bosna Hersek'teki Osmanlı Türbe Mimarisi'ni çalışıyorum. Onun dışında bir küçük arkadaş grubumuz var. Çocuk edebiyatı ile ilgileniyoruz. Kültür sanat faaliyetlerini takip ediyorum. Böyle yani. Şimdi bu kadar. Kimle beraber geldiniz? Arkadaşımla geldim. Hoş geldiniz. Neler söylemek istersiniz Hatice Hanım için bugün? Hatice göründüğü gibi çok neşeli, çok renkli, çok pozitif biridir. İnşallah başarılı olur. İnşallah efendim. Var mı bir hedefiniz Hatice Hanım? Bakalım yani hani 30 bin alırmışım gibi düşünüyorum gerçekçi yaklaştığımızda ama soruların tipiyle çok alakalı açıkçası. Çünkü bilmenin sınırı yok bir şeye. Yani sorular çağında yaşıyoruz çünkü. Bilmenin sınırı yok. Hı-hı. 1 milyonu da geçebilir, gidebilirim diyorsunuz. İnşallah diyelim. İnşallah efendim. Hatice Hanım kuralları biliyorsunuz. Biliyorum. Başlayalım efendim. Başlayalım. Başlıyoruz.
Samimi bir sohbetin sonuna doğru yöneltilen "Var mı bir isteğin?" sorusuna yanıt olarak verilen iyi dilek sözü genellikle hangisi olur? A. Yüzünün güzelliği. B. Canının sağlığı. C. Kalbinin temizliği. D. Zihninin açıklığı. Cevap veriyorum. B. Canının sağlığı. Son karar. Sırada ikinci soru var efendim. Bir işin bütünüyle uygun ve elverişli olması anlamında kullanılan ifade hangisidir? A. Örülmüş bere. B. Dikilmiş etek. C. Sökülmüş kazak. D. Biçilmiş kaftan. Güzel bir soru. B. Biçilmiş kaftan. Son karar. Tebrikler, 1000 lira kazandınız Hatice Hanım. Teşekkür ederim. Sırada üçüncü soru var. Geliyor efendim. İzlediğiniz çizgi filmindeki karakterin yüzü kıpkırmızıysa ve kulaklarından dumanlar fışkırıyorsa muhtemelen hangi duygu durumu içerisindedir? A. Neşeli. B. Meraklı. C. Sakin. D. Sinirli. D. Sinirli. Son kararım. Sırada dördüncü soru var. Gelsin lütfen. Uzattığınız 10 lira sonrasında pazarcı size 1 lira var mıydı acaba diye soruyorsa alışverişiniz muhtemelen kaç lira tutmuştur? A 4, B 5, C 6, D 7. C 6 son karar. Yurt dışında bunu biraz garip karşılıyorlar. Ya. Hayır hayır yeter, bu paranız yeter diyor. Veriyorsunuz mesela 1 dolar, 6 dolar tuttu diyelim ki. Size kaç lira geri verecek? 5 dolar verecek ama bakıyor böyle. Ben bazen kafam karışıyor hesaplama noktasında. Acaba diyorum bize özgü bir şey bu. Olabilir belki kültürel bir şeydir. Efendim sırada 5. soru var. Geliyor. Gümrüklere gelen ticari eşyanın konulduğu ve korunduğu yere ne ad verilir? A. Antrepo. B. Rögar. C. Portal. D. Plato. Açıkçası hiçbir fikrim yok. Seyirciye sormak istiyorum. Tabii ki sevgili seyirciler. Gümrüklere gelen ticari eşyanın konulduğu ve korunduğu yere ne ad verilir? A. Antrepo. B. Rögar. C. Portal. D. Plato. Süreniz 10 saniye. Seyircilerin %62'si A şıkkı, antrepo demiş. Yani ben de Rögar ve Portal olduğunu düşünmemiştim ama seyirciye güveniyorum. A. Antrepo. Son karar. Sırada 6. soru var. 7500 lira değerinde. Sesli bir soru. Önce dinleyeceğiz. Sonra soru gelecek. Gezi bağlarında dolanıyorum. Bitirdim yarimi. Aman Paul Dwyer'dan dinlediğiniz Türkiye'ye adını veren Gesi Bağları nerededir? A. Aydın. B. Kayseri. C. Edirne. D. Mardin. Umarım yanlış yapmam. Edirne ve Mardin olmadığını düşünüyorum. Aydın olduğunu düşünüyorum.
A Aydın son karar. O kadar da jokerim vardı. Evet, jokerler vardı. Bir an karar verip Aydın dediniz. Kısmet. Kısmet efendim. Sağlık olsun. Teşekkürler. Buyurun. Teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, Kim Milyoner Olmak ister bu bölümlük sona eriyor. Hayat bir sınavdır. Umarım bu sınavdan çok başarılı olursunuz. İyi akşamlar.